Çocuk da, horozlar ve tavuk da kuşlar gibi uçabilir mi? Hayır. Uçamaz da. Bubiko horozumuz ne yapmış biliyor musunuz? Rüzgarı beklemiş. Beklemiş. Rüzgar esmeye başlayınca demiş ki ben kanatlarımı çırparım. Buradaki çitlerin üstüne atlarım. Devri yapmış. Kanatlarını başlamış böyle çırpa. Evet çırptıkça havalanmış aynen benim gibi. Hop çitin üstüne gelmiş. Çitin üstüne gelmekte iş bitmiyor. Oradan çiftçinin damına çıkması lazım. Yine aynen kanatlarını çırpa 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 çiftçinin oturduğu evin damına çıkıyor. Oradan kasabaya bakıyor. Bir bakıyor kasaba ileride gözüküyor. Ben diyor bu kasabaya yürüyerek gidebilirim diyor. Ve kanatlarını çocuklar çırpa 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 çiftliğin damından, Ali Baba'nın çiftliğinin evinin damından aşağıya atlıyor ve kasabanın yolunu tutuyor. Çocuklar o kadar çok yürüyor ki artık akşam karanlık basmaya başlıyor. Karanlık bastıkça bu bir horozumuz korkmaya başlıyor. Evet. Çocuklar siz geceleri sokağa çıkıyor musunuz tek başınıza? Sakın ha, sakın, sakın. Anneniz, babanız yanınızda olmadan geceleri sokağa çıkmayın. Evet, horozunuz korkmaya başlıyor. Ve son bir gayretle koşa koşa, koşa koşa, kanatlarını çırparak, yarı yürüyerek, yarı uçarak kasabadan içeriye giriyor. Kuyumcunun kapısını çalıyor. Kuyumcu kapıyı bir açıyor, bakıyor, karşısında boynunda inci kolyesi olan bir horoz görüyor. Aman yarabbim diyor, bu nedir diyor. Hiç diyor bir horozun boynunda kolye görmedim diyor kuyumcu. Hemen horozun boynundaki kolyeyi uzanıp alıyor ve kuyumcu kendi kasasına koyuyor çocuklar. E tabi horozumuz koskoca adama ses çıkartacak hali yok. Bir ses çıkartamıyor. Bakıyor, bakıyor. Ondan bir şeyler oluyor. Ama kuyumcu ona bir avuç darı veriyor. Diyor ki, sen horozsun. Senin diyor inci kolyeyle ne işin olabilir? Al bu diyor bir avuç darıyı. Al, karnını doyur ve çiftliğine dön diyor. Ve horozumuz arkasına bakarak darıyı yiyerek yavaş yavaş yürüyerek başlıyor çiftliğin